Merhabalar, Övgü Gündem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kese modelin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Modelimizin tasarımı Funda Yaylacı hanımefendiye ait. Instagram'da Funda ile Örgü Terapisi diye bir sayfası var. Oradan diğer modellerini de görebilirsiniz. Biz daha önce yine kendisine ait bir yuvarlak nazar yıldızı lif modelini yapmıştık. Dilerseniz o lifi bununla takım olarak da değerlendirebilirsiniz. Çok da yakışırlar birbirlerine. Ben zaten birbirine takım olarak değerlendirerek yaptım. Şu şekilde kese bir model gördüğünüz gibi. 3 tane baklava dilimi var ön tarafında. Arka tarafı da bu şekilde. Arka tarafında da aynı şekilde nazar boncuğu görünümünde 3 tane baklava dilimi var. Şurada da bir yarım, tam bir üçgenimiz var. Yarım baklava dilimi şeklinde. Bu şekilde bir birleştirme yaptık. Kese olduğu için modelimiz ön kısmında şöyle bir boşluk yaptık. Arka taraftaki kısmı bu şekilde tek renkli lacivert ipimizle dolu. Şu kısmına şöyle bir askı bölümü yaptık. Yıkadığınızda temiz kuruması için dilerseniz banyoda da kurutabilirsiniz. Veya bunu sabunlarınızı koymak için işte küçük o el havlularınızı koymak için bir şöyle bir kese olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde banyoda kullanılan aksesuarlar da var. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Ben modelimin yapımında 2 numara tığ kullandım. Siz de elinizin ayarına uygun olan tığla yapabilirsiniz. Funda Hanım bu modeli ilk tasarladığı zaman farklı bir şekilde yapmıştı. Şu kısımlarında çiçekler var onun modelinde. Ama ben birazcık daha bunu değiştirmek istedim. Affına sığınıyorum kendisine. Modelin orijinaline sadık kalmadım. Sadece diliminde sadık kalmadım ama dilimi değiştirdim. Onun dışında kenar arası da aynı. Askı kısmı da aynı. Şekil olarak ve büyüklük olarak da Funda Hanım'ın modeliyle birebir. Funda Hanım'a bu güzel modeli tasarladığı için ve benim yapmama da uygun gördüğü için, izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimizin yapımına hemen geçelim. Modelimizin yapımına hemen şu dilimlerimizi toplamda 6 tane yaparak başlayalım. Ve sonrasında üçgenimizi yapıp birleştirme kısmı modelimizin ve en son kenar oyasıyla modelimizi bitireceğiz. Dilerseniz hemen ilk dilimimizin yapımıyla modelimize başlayalım. Modelimize hemen ilk baklava dilimimizle başlayalım. Bunun için lacivert ipimle şu orta kısımdan başlayacağım. Hemen ipimi tığıma sabitledikten sonra şöyle birkaç zincir çekiyorum. Dilerseniz bu kısımda küçük bir halka yapıp da devam edebilirsiniz. Ben bir 3-4 kadar zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Ve buraya üçlü dolarak bir fıstık yapıyorum hemen. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim, sıkıladım. Tekrar ilmeğimi uzatıp buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan ipimi doladım. İlk fıstık yaptığım yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde. Ve bu ikisini birlikte toplayıp şöyle bir üçgen elde ediyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Fıstığın sonundan tekrar bir fıstık alıyorum. Yine üçlü dolarak. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Ve yine bir zincir çekip sıkıladıktan sonra lacivert ipimi buradan koparıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeklim var. Üçgen. Üste doğru da üçgen, alta doğru da üçgen şeklinde. Şimdi sarı renk ipimle onun etrafına bir sıra yıldız tekniğiyle öreceğiz. Bunun için hemen sarı ipimi sabitledim. Ve şöyle göstereyim. Hemen ipimi kopardığım noktaya bunu sabitledim. İlmeğimi uzatıp buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık daha yapıyorum bu kısma. İpimi doladım. İlk fıstık yaptığım noktaya tekrar fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. İpimi doladım. Orta kısma geliyorum. Şuraya. Ve bu üçünü birlikte topluyorum. Şimdi şu dilimimin
şu kısmındayım, şu arttırma kısmındayım. Yani burada bir tane arttırma yapacağım. Bunun için ilmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bu ikisini birlikte toplayarak burada bir arttırma yapmış oluyorum. Şöyle üçlü değil de ikili topluyorum. Şimdi tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine tekrar batıyorum. İpimi doladım. En başa ilk fıstık yaptığım yere tekrar batıyorum. Ve bu üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde. Şu baş köşeye geldim gördüğünüz gibi. Şimdi burada hemen bir arttırma yapalım. Bir fıstık yaptım. İkinci fıstığımı da yine tepeden alıyorum. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Yani bir ikili, bir üçlü, bir ikili yapmış oldum. Şöyle ve böylelikle bu tepeye geldim. Şimdi ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. Kapattım tepe noktasında. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Şu kısma ikinci fıstığımı yapıyorum. İpimi doladım. İlk noktaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve bu üçünü birlikte topluyorum. Şöyle. Bakın şu tepe noktasında 3 tane fıstığım oldu. Burada 4 tane olması gerekiyor. Tekrar bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Yine o tepeye bir tane daha batıyorum. İpimi doladım. Orta kısma geldim. Oraya da bir kere battım. Ve bu üçünü birlikte topladım. Şöyle göstereyim hatta bakın. Bu şekilde. Tepeye geldikten sonra üçlü üçlü topladım. Ve şu kısma geldim. Şimdi bu kısma geldikten sonra şurada olduğu gibi bir arttırma yapacağız. Bunun için bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Ve bu ikisini birlikte topladım. Şöyle. Şimdi yıldız tekniğiyle yine üçlü toplayacağım. İlk yaptığım noktaya geldim. Üçüncü fıstığımı buradan aldım, topladım. Bu şekilde. Şu tepede 3 tane fıstığım oldu. Şimdi buraya bir tane daha olması gerekiyor. İki tarafın birbirine eşit olmasına dikkat etmeliyiz. Şimdi yine bir üçlü topluyorum. İpimi doladım. İki taneyi aldım. Üçüncüyü şuradaki tepeden alacağım. Ve bu üçünü birlikte topladım. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi şu çatı görünümü olan kısmı yapacağım. Gördüğünüz gibi tepede de 4 tane fıstığım var. Burada da 4 tane fıstığım var. Orta kısımda 3 tane. Burada da 3 tane. Şimdi bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Karşı taraftan fıstığın sonundan yani ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu ikisini birlikte kapatıp bir zincir çekip sıkıladıktan sonra kopararak bu kısmı bitiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir sıra yıldız tekniğiyle örmüş oldum. Şimdi burada olduğu gibi beyaz renk ipimle de bir sıra öreceğim. Hemen onu da göstermek istiyorum. Sonraki sırayı tekrar tekrar göstermeme gerek yok sanırım. Çünkü zaten uyguladığımız işlemler birbirinin aynısı. Aynı arttırma tekniklerini kullanarak bu baklava dilimimizin etrafını geçiyoruz. Şimdi yine alttaki de olduğu gibi ipimi kopardığım noktadan beyaz renk ipimi sabitledim. Şimdi bunun beyazın üstüne lacivertle de aynı işlemi uygulayacağız. Yani bitirdiğimiz noktaya lacivert ipimizi sabitleyip o şekilde de düşünebilirsiniz yaparken. Bir fıstık yaptım.
Kapattım. Bakın sarı ipimle de aynı işlemi uygulamıştım. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Dibine tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Alta tekrar bir fıstık yapıyorum. Şimdi şu kısma doğru ilerliyorum. O kısma gelene kadar yıldız tekniğiyle üçlü üçlü örerek geleceğiz yani. Bir fıstık. İkinci fıstık. Üçüncü fıstığımı alıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Evet, şu şekilde bakın. Arttırma kısmımız şurada gördüğünüz gibi ortadaki şu arttırma yerinde 3 tane yaptığımız fıstığın şu ortasındaki fıstık. Yani buraya doğru artarken sonra eksiliyor. Yani bir tane daha üçlü yapma hakkımız var o kısma gelene kadar. Bir fıstık yaptım. İkinci fıstığımı yaptım. Üçüncü fıstığımı. Bu üçünü de birlikte kapattım. Şöyle. Şimdi bu kısımda şurada bir arttırma yapacağız. Hemen bir fıstık. İpimi doladım. Arttırma kısmına battım. Bu ikisini birlikte topladım. Ve böylelikle arttırmamı yapmış oldum. Şimdi şu tarafa doğru yine üçlü üçlü yıldız tekniğiyle toplayarak devam edeceğiz. Şöyle. Bir. İki. Üç. Aslında dilimimizin yapımı bu şekilde. Bu baklava dilimi şeklindeki parçalarımızın yapımı bu şekilde. Daha önce de buna benzer bir model yapmıştık. Nazar damlası diye. O da kanalımızda mevcut. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. O da birazcık değişik bir versiyonu. Yuvarlak olarak yapmıştık onu. Aynı şekilde dilimleri yuvarlak bir şekilde yapıp yıldız görünümü veriyor tabii ki bu baklava dilimleri. Bir araya geldiğinde en son bakın tepeye kadar üçlü toplayarak geliyorum ve şu an tepeye gelmiş oldum. Şimdi tepeye geldikten sonraki aşamada bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Tepeye ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve bu ikisini birlikte topladım ve şöyle tepeye çıkmış oldum. Şimdi burada tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İlmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine bir fıstık. İpimi doladım. Sarının tepesine bir fıstık daha. Şöyle göstereyim. Bu üçünü de birlikte kapattık. Şöyle. Şimdi üçlü üçlü toplayarak şu noktaya, şu arttırma kısımdaki baklava dilimimizin şu kısmına gelene kadar, şu noktaya gelene kadar yıldız tekniğiyle 3 tane 3 kere yıldız tekniğiyle sıra gelelim ve şu kısımdan sonrasını tekrar bir gösterelim. Evet, ben bu köşeye kadar geldim. Arttırma kısmına kadar. Şimdi burada yine bir arttırma yapacağım. Bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Dibine iğne batıyorum. Üçlemeden ikili bunu kapatıyorum. Burada bir arttırma yapmış oldum böylelikle. Şöyle. Şimdi buradan tekrar yıldız tekniğiyle sıranın başına kadar geleceğiz. Hemen bir tanesini yapalım. İpimi doladım. İkinciye battım. İpimi doladım. Üçüncüye batıyorum. Ve bunları kapatıyorum. Evet, şöyle. İki tane daha yıldız tekniğiyle toplayarak şu köşeye kadar gelelim ve bu sıramızın nasıl bittiğini yine bir tekrar göstermiş olalım. Evet, şöyle tekrar gösterelim. Bakın bu köşeden aldım.
İki tane daha yaptım. Yıldız tekniğiyle ördüm yani. Şimdi buradan sonraki işlemi tekrar bir göstermek istedim. Birinci fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Köşeye ikinci fıstığımı yapıyorum. Böylelikle köşedeki dört fıstığım tamamlanmış oluyor. Karşı tarafın simetri olacaktı. İpimi doladım. İlk yaptığım fıstığın tepesinden alıyorum üçüncü fıstığımı da. Şöyle. Ve bu üçünü bakın şu şekilde attığım yerler iyice gözüksün. Bu üçünü birlikte topluyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu kısmın simetri oluyor. Şimdi en son şurada iki tane bir fıstığım var. Tepe, çatı gibi görünen kısım. Hemen onu da yapıp beyaz renk ipimi koparacağım. 1, 2 ve 3. Bu ikisini birlikte kapattım. Ve buradaki bu çatı şeklindeki dilimim oluşmuş oldu. Hemen lacivert renk ipimi tekrardan bağlayacağım bu kısımdan. Ve tıpkı alt sırada olduğu gibi aynı işlemleri uygulayarak bir sıra daha geçeceğim. Ve sonrasında bu dilimlerimin birleştirmesini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu dilimimi tamamladım. Tekrar bir bahsedelim nasıl yaptığımıza. Tığımızı ipimize sabitledikten sonra şöyle 3 tane bir fıstık yapıp kapatıp tekrar 2 fıstık yapıp şöyle bir üçgen oluşturduk. Bunun tepesine şöyle ikili fıstık yapıp kapattık ve şöyle bir görüntümüz oluştu. Ortada bir fıstık, üstünde böyle iki çatı görünümünde, üçgen görünümünde parçalar. Daha sonrasında bu parçamızın etrafına sarı, beyaz ve lacivert olmak üzere toplamda 3 sıra kadar yıldız tekniğiyle şeritler yaptık. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu tepe noktalarını gördüğünüz gibi 4 tane fıstık denk geliyor. Burada arttırma yapıyoruz. Şurada da bir çatımız var. Çatı görünümü. Dümdüz yıldız tekniğiyle gelip aynen dönüş yapıp devam ettik. Hem de arttırma yapmış olduk bu kısımda ve tepe noktasında. Şöyle tepelere 4 tane fıstık denk geliyor. Bakın burada da öyle. Ve şu kısımlara, şu baklava diliminin enine, genişlik kısmına da şöyle burada da bir tane arttırma yapıp yıldız tekniğiyle yine üçlü toplayarak devam edeceğiz. O yüzden buradaki bu arttırma kısımlarında da şöyle 3 tane fıstığımız olacak. Diğer taraflarda 2 2 iken şöyle bakın 2 2 iken bu kısımda 3. Sonra tekrar 2 2 bu kısımda da 4. Bu şekilde şuradaki genişliği 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 fıstık olacak. Şimdi bu dilimlerden toplamda 6 tane yapmamız gerekiyor. Şimdi ben birleştireceğimiz kısmı göstereyim. Şimdi bu parçamızı bu şekilde birleştireceğiz. Bir kese model yapıyoruz. Arkası ve önü yani iki katlı olacak bu kese lifimiz. Bu şekilde şu üst kısmını da şöyle yarım üçgen şeklinde bir parça öreceğiz birleştirirken. Şöyle olacak. Ben hemen şu parçanın yapımına geçeyim. Onu yaptıktan sonra direkt birleştirmelerimizi ve kenar ayımızı yapalım. Şimdi hemen şöyle şunları bir kenara alalım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi şunun genişliği 7 fıstıktı. Yine biz şöyle sıfırdan başlayıp birden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 fıstık genişliğinde olana kadar tek renk de yapabilirsiniz. Dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Çizgili de yapabilirsiniz. Ben tek renk yapacağım. Zaten modelim gayet hareketli bir model. 7 fıstık olana kadar arttırmalarıma devam edip böyle üçgen bir parça yapacağım. Tek renk yapacağım. Tek lacivert renkle yapmayı tercih ettim ben. Ben o şekilde yapacağım. Dilerseniz siz yine bu şekilde ortadan başlayıp şöyle üçgenle başlayıp etrafına şöyle sarı, beyaz ve lacivert şeritler yapıp bu şekilde çizgili bir yarım üçgen de yapabilirsiniz. Ben tek renk yapmayı tercih ettim. Şimdi tek renk lacivert bir üçgen yapacağım ve birleştirme kısmında onu da kullanacağım. Bunun için lacivert ipimi yine tığıma sabitledim. Çok kolay bir parça olacak. Şöyle birkaç zincir çektikten sonra İlmeğimi uzattım ve buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarımızı daha öncekinde de olduğu gibi üçlü dolmamız yeterli olacaktır. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim, sıkıladım. Hemen ilmeğimi uzatıp buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Fıstığımı kapatmadan tekrardan dibine batıyorum. Ve yine böyle küçük bir üçgen yapmış oluyorum.
Bu ikisini birlikte topladım, sıkıladım. Şöyle ipi olduğu kısım aşağı taraf oluyor. Şöyle bir üçgenim hazır. Şimdi hemen geri dönüyorum. Arttıra arttıra ilerleyeceğim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İlmeğimi uzatıp tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım, dibine batıyorum. Ve ipimi doladım, karşıya batıyorum. Bu üçünü birlikte topladım. Şöyle. Tekrar ilmeğimi uzattım. Buraya bir arttırma yapacağım. Yine dibine, fıstığın dibine batıyorum. İkili fıstık yapıp kapatacağım. Ki burada bir arttırmam olmuş olsun. Şöyle üçgen parça elde etmeye çalışıyorum. Çünkü bakın bir olan fıstık sayım 2'ye çıktı. Geri dönüp tekrar ilmeğimi uzatıp buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İlmeğimi uzattım. Yine bir fıstık yaptım. Dibine tekrar batıyorum. Yıldız tekniğiyle yani bir üçgen parça elde etmeye çalışıyoruz. Bu üçünü de birlikte topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. İpimi doladım. Yıldız tekniğiyle bu sıranın sonuna kadar geliyorum. Birlikte kapattım. Ve tekrar bir ipimi doladım. Yine dibine batarak arttırmamı yapıyorum. Ve buradaki fıstık sayımı da böylelikle 3'e çıkarmış oldum. Şöyle. Şimdi bu şekilde bu arttırma tekniğini kullanarak şuradaki fıstık sayımız 7 olana kadar örmeye devam edelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arttırmalarımı şuradaki fıstık sayımı 7 olana kadar yaptım. Şöyle de göstereyim. Bakın birleştirmemizi yaparken şöyle bir birleştirme yapacağız. Şimdi dilerseniz hemen birleştirme kısmımıza başlayalım. Birleştirme kısmımıza şu köşe şuradaki arttırma kısmına denk gelecek şekilde şöyle yani. Şurayla şuradan başlayacağız. Şu köşeyi şuraya şöyle şu kısma kadar geleceğiz. Şuradaki arttırma kısmım şu tepeye denk gelene kadar. Oradan sonra da hemen karşıya atlayıp karşıdan tepeye kadar devam edeceğiz. Beyaz renk ipimizi yapacağız birleştirmemize. Hemen başlayalım. Şöyle tekrar göstereyim. Şu tepeden bunu sabitledim. Şöyle. Şöyle ikisini üst üste getirelim. Yapacağımız fıstıkları her iki taraftan da geçireceğiz. Şöyle ikisine de sabitledikten sonra buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı dolgun görünmesi açısından dörtlü yapacağım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Ve hemen diğer tarafına. Yine her ikisinden de geçiriyorum tığımı. Ve buraya bunu sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım. Buraya yine böyle bir fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Ve yine üst tarafa her ikisini de geçirdim. İlmeğimi ve sıkıladım. Tekrar şöyle dörtlü olarak bir fıstık yapalım. 3 ve 4. Bunu da kapattım. Bir zincir çektim. Bir üste yine bunu sabitliyorum. Şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde şu tepeye kadar gelelim. En son bu tepede olacağız. Burada da şu arttırma kısmımızda olacağız. Şöyle yani karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde sabitleyerek bu kısma kadar gelelim. Evet, en son şöyle göstereyim. Şöyle birleştirmemi yaparak şu tepe noktasına kadar geldim.
Fıstığımı yapıp kapatıp bir zincir çektikten sonra yine her iki tarafa da sabitleyip şöyle bir görüntüm var bakın. Şimdi karşı tarafa atlayacağım. Karşı tarafta da şu üçgen parçam olacak. Yani şöyle hem şu köşeleri birbirine sabitleyeceğiz hem de devam edeceğiz. Aynı noktada bunları birleştirelim. Yani şöyle ki bu sabitlediğimiz noktaya, evet, aynı noktaya bunları da şöyle ikisini yine üst üste getirip arttırma kısmı, bunun da köşesi, yani burada dört parçayı birbirine sabitlemiş olduk şurada. Şöyle göstereyim bakın şu şekilde. Şimdi bu sabitlediğim noktaya yine bir fıstık yapıyorum. Her ikisinden de geçiriyorum fıstığımı. 3 ve 4. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Ve bakın şöyle göstereyim. Her ikisinden de şu şekilde yukarı doğru sabitleyerek çapraz bir şekilde ilerliyorum. Tekrar bir fıstık yapalım. Fıstığımı kapattım, bir zincir çektim. Yine her iki parçanın köşe uç kısmından sabitledim. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle parçam ilerliyor. Birleştirmem. Aynı şekilde bunun da en tepe noktasına kadar birleştirerek gelelim. Evet, şöyle en tepeye kadar geldim yine. Sabitliyorum buraya. Bir tane daha sık iğne yapalım, daha sık olsun. Bir zincir çekip sıkıladıktan sonra bu ipimi buradan kopardım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle çapraz birleştirmemizi yaptık. Aynı işlemi şimdi bu alt köşeden başlayıp buradan geçireceğiz. Yine aynı şekilde buranın burayı sabitledikten sonra karşı tarafa atlayıp oradan devam edeceğiz. Ve şöyle çapraz bir birleştirmemiz tamamlanmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi ben bu parçamı hazırladım. Burada direkt köşeden karşı tarafa atlayıp devam ettim. Aynı şekilde bu lifimizin arka tarafı olacak. Şöyle şu şekilde. Şimdi bunun ön tarafı için de şöyle 3 parçayı birbirine birleştireceğiz. Bu şekilde. Şöyle lifimizin arka tarafını tekrar göstereyim. Arka tarafı bu şekilde olacak. Arkası da gayet hoş görünüyor. Ön tarafı da bu şekilde olacak. Birleştirmelerimizi yine köşeden başlayıp şöyle devam ettireceğiz. Sadece tek farkı arka tarafından şu kısma geldikten sonra karşıya atlayıp tek tek her birinden ikisi birleştirme yapmayacağız. Şöyle bir parçamız burada olmadığı için. Her birine tek fıstık yapıp en tepeye kadar geleceğiz. Ve şöyle el sokmalı bir kese lifimiz hazır olmuş olacak. Hemen şu parçamı şöyle ayırayım. Şöyle koyayım. Şimdi şunun birleştirmesine hemen geçelim. Bunun için yine beyaz ipimi sabitledikten sonra yine köşelerden şöyle alalım. Arttırma noktası. Bunun da köşesi. Yine buradan sabitledim. İlmeğimi uzattım. Buraya hemen dörtlü olarak bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi hemen üst tarafa bunu sabitledim. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Ve yine bir üst noktaya bunu sabitledim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde birleştirmelerimizi şu üst noktaya kadar, bakın arttırma 3 fıstık olan kısmın ortasındaki tek fıstık. Şurası ve şu nokta, tepe noktası. Buraya gelene kadar arttırmalarımızı yapalım. Evet, bakın şöyle bahsettiğim tepe noktasına kadar geldim. Birleştirmeme devam ettim. Ve şimdi yine şuradan şu köşeye aynı ilmeğimi sabitledim. Ve şimdi burada tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. 4. Şimdi sadece tek bir yere batarak devam ediyorum.
Bu şekilde. Bakın. Fıstığımı yaptım. Bir üste sabitledim. Diğer türlü iki kattan geçirip yapıyorken şimdi artık burada tek kattan geçirip yukarı doğru sabitliyorum. Evet, şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde en son tepe noktasına kadar gelelim. Bir fıstık yapıp kapatıp sabitleyerek bir üste şöyle üste kadar gelelim. Evet, şöyle en son tepe noktasına kadar geldim. Sabitleyip ipimi koparıyorum. Şu şekilde. Şimdi hemen şu alttan başlayıp aynı şekilde yukarı kadar gelelim. Evet, şöyle en son köşeye kadar geldim. Bakın en son fıstığımı yapıp kapatıp. Şimdi şuradan hemen şu karşıya atlıyorum. Karşı tarafa fıstığın tepesine atladım. Karşı parçanın köşesine. Şimdi buradan sonra yine tek tek devam edeceğiz. Yani tekli tekli fıstıklar yaparak 2, 3, 4. 4 olarak bir fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir sonrakine geçiyorum. Tekrar bir fıstığımı yapıp kapatıp ucuna sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde bu işlemimizi de bu tepe noktamıza gelene kadar yapalım ve en son kesemizin birleştirilmesi ve kenarlarımızın yapımını gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu parçamın da en sonuna kadar geldim. Şimdi buradan ipimi koparmadım çünkü modelimin birleştirme ve kenar oyası kısmına geçeceğim. Şöyle alt kısmı, bakın arkadan görünümü bu. İçte kalacak olan kısmı bu. İplerini kısalttım ama çok da gizlememe gerek yok. Zaten bu şekilde üst üste geleceği için gözükmeyecek, herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir sizlere de. Şimdi bunu birleştirme kısmımızı şöyle gösterelim. Ben düz bir kenar oyası tercih edeceğim. Funda Hanım'ın da tercih ettiği gibi. Bunu yine bu köşe noktasından sabitliyorum. Yani üst üste gelecek şekilde model. Bakın. Sabitlediğim noktaya hemen bir fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 olarak bir fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi şöyle lacivert kısmından içeri doğru geliyorum. Bu kısma tek sıra yapacağız. Tekrar ilmeğimi uzattım. 4. Fıstığımı kapattım. İlmeğimi uzattım tekrar. Evet, bu dördüncü fıstığıma kadar geldikten sonra şu aradan şimdi geriye doğru şöyle bir askı kısmı yapacağım. Bunun için yine dörtlü olarak buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Şöyle çevireyim hatta. Şöyle geriye doğru döneceğiz çünkü. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Toplamda 4 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4. Kullanım açısından gayet kullanışlı bir model olacak. Dördüncü fıstığımızı da yapıp kapattıktan sonra şöyle şu bir tane gerideki fıstığın içine sabitledim bunu. Ve yine geri dönüyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir önceki fıstığın tepesine sabitledim. Şimdi zincirle geri dönüş yapıyorum yani. 4 veya 5 zincir yeterli gelecekti. Her birinin arasına bunları sabitliyorum. Fıstık aralarına. 4, 5. Aynen şu noktaya sabitledim. Şimdi sabitlediğim noktaya, şuraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Yine dörtlü olarak. 2, 3, 4. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Yana geçtim. 2,
3, 4. Kapattım. Yana geçtim. İlmeğimi uzatıp tekrar. Siz daha farklı bir kenar ayısı da tercih edebilirsiniz. Ama ben model biraz rengarenk hareketli olduğu için böyle sade bir şey tercih etmek istedim. Funda Hanım da zaten böyle bir şey tercih etmişti. O yüzden hem de aslana sadık kalmış olalım. Zaten birçok değişiklik yaptık. Şimdi yine köşeden, altındakinin de köşesinden sabitledim. Şimdi karşılıklı üst üste gelen fıstıkların tepelerini şöyle sabitleyip bir zincir çektim. Altta yine ikisinden de bunu geçiriyorum. Hem de bu kese modelimizin alt ve üstünü birbirine birleştirmiş oluyorum. Sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bir alta geliyorum. Şöyle. Tekrar ilmeğimi uzatıp her ikisinden de geçirerek bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Sabitledim. Şöyle bakın. Birleştirmemiz de bu şekilde oluşuyor. Şöyle. Şurası da askı kısmımız. Tam orta noktada. Şöyle. Şimdi bütün modelimizin etrafını böyle bir fıstık yapıp kapatıp bir zincir çekip sabitleye. Böyle altta da her iki tarafı birbirine denk gelecek şekilde birleştire. En son başladığımız noktaya kadar gelelim. Ve modelimizin en son bitmiş halini böyle görelim. Evet. Ben bütün kenar oyamı tamamladım. Başladığım noktaya en son fıstığımı yapıp kapatıp sabitledikten sonra ipimi kopardım. Fazlalık iplerimi şöyle tığımla içeri doğru gizledim. Şurada bir tane kalmış küçücük, onu da hemen gizleyelim. Böylelikle modelim sonlandı. Şöyle kese olarak kullanabileceğimiz, kullanımdan sonra, yıkadıktan sonra kolaylıkla asabileceğimiz, kuruması için de gayet kolay bir kullanım sağlayacaktır bu sizlere. Arka görünümü de gayet şık bu şekilde olan bir kese model lif yaptık. Şöyle gayet gördüğünüz gibi kullanımı bu şekilde. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Büyüklük olarak kese lif'e göre gayet ideal bir büyüklükte. Herhangi bir şekilde büyütmenize, küçültmenize kesinlikle gerek yok. Dilerseniz aynı şekilde dilimleri kullanarak bir yuvarlak yıldız lif, bir uzun lif de yapabilirsiniz. Çok da kolay oluyor. Çok da çabuk bitiyor. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Sizlerden ricam, yüklenen videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri de açık hale getirmeniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki modelde görüşmek üzere.